Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir kutu açılış videosuna hoş geldiniz. Bugün önümde Freak 5 var. Yannis Antetokounmpo'nun son imzalı ayakkabısı arkadaşlar. Bu ayakkabıyı bayağıdır incelemek istiyorum. Ama bir türlü fırsat bulamadım. Bundan önce farklı ayakkabıları incelemem gerekti. Bu ayakkabı da sonunda geldi. İncelemesini yaptık. Şimdi videosunu çekiyorum. Beklentiniz nasıldı bilmiyorum bu ayakkabıyla ilgili ama ya benim Freak serisinden beklentim çok yüksek değil maalesef. Bu seriyi pek beğenmiyorum genel olarak. Freak 5 ile ilgili görüşlerimi de şimdi videoda bulacaksınız. İzlemeye devam edin. Ayakkabının kutusuyla başlayalım. Fena olmayan bir kutu var. Premium hissettiriyor kutu. Şöyle üst tarafı böyle. Antetokounmpo'nun logosu var burada. Üzerinde çiçek desenleri var. Çiçek desenleri kabartmalı değil ama Antetokounmpo'nun logosu kabartmalı. Burada Antetokounmpo'nun imzasını görüyorsunuz kutunun bu tarafında. Burada bir Nike swoosh'u var. Onun dışında kutuda pek bir detay yok. Genel olarak böyle çiçeklerle bezenmiş etrafı. Güzel bir kutu. Kutuyu beğendim. Hemen ayakkabıya geçelim. Tek kağıt kullanılmış ayakkabı da. Fena değil. Fena değil. Ayakkabının bu rengini tercih ettim. Yine Antetokounmpo'nun tüm ayakkabılarında olduğu gibi bunda da çok büyük bir swoosh kullanılmış. Kocaman bir swoosh bizi karşılıyor. Büyük ve ters bir swoosh. İçinde de şöyle küçücük bir swoosh var. Ya tasarım olarak ayakkabı yine bir koşu ayakkabısını andırıyor. Freak ayakkabılarının çoğu böyle arkadaşlar biliyorsunuz. Bu da bir koşu ayakkabısını andırıyor. Ama bu ayakkabıyı ilk gördüğümde ben çok rahat olduğunu düşündüm. Yani dedim ki bu ayakkabı çok rahat duruyor arkadaşlar. Yanıldım mı yanılmadım mı videonun ilerleyen dönemlerinde göreceksiniz. İlerleyen kısımlarında. Hemen ayakkabının ağırlığıyla başlayalım. Çünkü hafif bir ayakkabı gibi duruyor. Şöyle baktığınızda bu ayakkabıya ağır demez. Hemen bakalım ağırlığına. Bu ayakkabı 390 gram arkadaşlar. Evet, hafif bir ayakkabı. Gayet hafif bir ayakkabı. 390 gram. Neyle karşılaştırabiliriz? Hemen şurada yakında olan MB01 ile karşılaştıralım. Puma'nın 490 gram. Arada 100 gramlık bir fark var. Gördüğünüz gibi Freak 5 hafif bir ayakkabı arkadaşlar. Ayakkabının dış yapısıyla başlamak istiyorum. Dış yapısı böyle nasıl diyeyim? Yumuşak bir yapı var dış yapısında. Aslında bu neye benziyor biliyor musunuz? Ben şeye çok benzettim bunu. Kanepelerin üst yüzeyi oluyor ya. Ya bildiğiniz kanepe gibi bunun üst tarafı da. İlginç bir yapı. Ayakkabının bu üst tarafı hava almıyor gibi duruyor ama yan taraflar hava aldığı için pek problem yaşamıyorsunuz. İç taraf ve bu yan taraf hava alıyor ayakkabıda. Sadece bu üst ön kısmı almıyor. Ama çok sorun olmuyor bu açıkçası. Burası bayağı yumuşak ve konforlu duruyor açıkçası. Onun dışında ayakkabıda dediğim gibi burada büyük bir swoosh kullanılmış. Arkasında bir Nike Air yazısı görüyoruz. Onun dışında tabii ki ayakkabıda yine bir sürü detay var arkadaşlar. Mesela bu iç kısımda, ayakkabının iç kısmında Charles, Veronica, Francis, Thanasis, Kostas, Alex, Maria, Liam, Maverick yazıyor. Ya bunlar Antetokounmpo'nun aile bireylerinin isimleri. Eşinin, çocuklarının, kardeşlerinin, annesinin, babasının isimleri. Yannis bunları çok seviyor. Tüm ayakkabılarında aile bireylerine yer vermeye çalışıyor. Ayakkabının dil kısmında Antetokounmpo'nun imzası var kocaman. Dilin ön kısmında da antenin logosu var. Ayakkabının dil kısmı çok kalın değil, çok ince de değil ortalama. Dil kısmı aşağıya doğru indikçe biraz daha kalınlaşıyor diyebilirim. Çok az fark ediyor ve biraz yumuşak bir dil kısmı var. Gayet beğendim ben bunu. Ayakkabının içinde iç tabanlığında sadece şöyle tabanlığın topuk kısmında şöyle bir detay var sadece. Ayakkabının içinde hiç detay yok diyebilirim. Bazı ayakkabıların biliyorsunuz tabanlığında güzel desenler oluyor. Bunda hiç yok. Bayağı sade bir ayakkabı. Hemen ayakkabının yastıklamasına geçelim isterseniz. Bu ayakkabıda maalesef çok basit bir yastıklama setup'ı kullanılmış. Nike'ın atletlerinden birisine böyle bir ayakkabı çıkarması beni bayağı şaşırttı açıkçası. Bu ayakkabının ön kısmında küçücük bir Air Zoom birim var arkadaşlar. Bildiğiniz bayağı ince bir Air Zoom birim var. Arkada da komple filon kullanmışlar. Aslında Nike şunu yapmış. Yannis Immortality'yi almış. Önüne küçük bir zoom eklemiş ve Freak 5 diye piyasaya sürmüş. Bu beni çok şaşırttı. Yani Antetokounmpo Nike'ın en büyük atletlerinden birisi. Ona böyle basit bir ayakkabı çıkarmaları beni şaşırttı. Ya Antetokounmpo bu ayakkabıyla nasıl sahada oynayacak onu da düşünüyorum açıkçası. O cüssede ve o hızda birisine bu yastıklama yetecek mi? Belki ona özel personal edition versiyonlarda farklı yastıklama eklemişlerdir bilmiyorum ama beni şaşırttı açıkçası. Ayakkabının yastıklaması şöyle, yani benim beklentim düşük biraz Freak serisinden ama bu kadar da düşük değildi. Yannis Immortality'leri ben çok beğeniyorum. Yani çok büyük bir yastıklama teknolojisi yok ama çok rahat ve çok hafif bir ayakkabı. Ve ben de çok ağır bir oyuncu değilim zaten. Yani kilom fazla yüksek değil. Bana gayet yetiyordu. Bu ayakkabıyı da ben o yüzden konforlu buldum. Arkadaki filon yastıklama ve öndeki küçük zoom bana yetti. Ama Antetokounmpo ayakkabısından tabii ki daha fazla yastıklama beklerdik. Ama ben yastıklamasına çok kötü puan vermeyeceğim. Özellikle de bir guardsanız ve sahayı, yeri hissetmeyi seven bir guardsanız ve çok yüksek yastıklamaları sevmiyorsanız bu ayakkabı
geçmişte göre olabilir ilginç bir şekilde. Ama tabii ki yastıklamanın böyle çok çok iyi olmaması şunu da beraberinde getiriyor aslında. Mesela bel ağrısı çekiyorsanız, topuk ağrısı çekiyorsanız bu ayakkabı onları biraz arttırabiliyor. İyi bir yastıklaması olmadığı için. Ama sahayı hissetmeyi seven, hızlı bir oyuncuysanız gerçekten güzel bir ayakkabı. Ve bel ağrısı vesaire çekmiyorsanız güzel bir ayakkabı. Ayakkabının taban tutuşuna gelecek olursak taban tutuşu gayet iyi aslında bu ayakkabının. Tek kötü yanı şu, çok çabuk ön tarafı özellikle ayakkabının ön tarafındaki desenler bayağı sık gördüğünüz gibi. Yani araya taş falan girmiyor. Bu güzel özellik. Dışarıda oynayanlar için söylüyorum bunu ama çok fazla kabartma yok. Yani nasıl söyleyeyim? Ayakkabı çok çabuk düzleşiyor. Bir süre kullanımdan sonra zaten ön taraf dümdüz gibi. Yani o kadar sık yapmışlar ki tabandaki desenleri. Ya sanki ekstra bir taban tutuşu yokmuş ki. Yani bir diş yok ayakkabıda, anladınız mı? Yere sarılan, yeri tutan bir diş yok ayakkabıda. O yüzden özellikle ön taraftaki taban tutuşunu ben pek beğenmedim. Arka taraftaki şu taban tutuşu müthiş. Yani arada çok büyük boşluklar var gördüğünüz gibi ve bayağı da sert. Ya ayakkabıda şöyle ikiye ayırırsak aslında arka tarafta iyi bir taban tutuşu, ön tarafta çok iyi olmayan bir taban tutuşu var. Bayağı ilginç bu da. Onu da belirtmiş olayım. Ayakkabının yastıklamasına puan vereyim isterseniz. Bu ayakkabının yastıklamasına ben 5 üzerinden ancak 3.9 verebiliyorum. Çünkü gerçekten çok basit bir setup kullanılmış bu ayakkabıda. Ben ne kadar sevsem de yastıklama, iyi yastıklama arayan biri için iyi bir ayakkabı değil bu. Taban tutuşuna gelecek olursak taban tutuşunda da dediğim gibi ön taraf farklı, arka taraf farklı. Arka taraf çok iyi. Ön taraf normal ve vasat. O yüzden genel olarak ayakkabının taban tutuşuna ben 4 vereceğim 5 üzerinden. Ayakkabının desteği nasıl, ona bakalım. Ayağı kavraması desteği. Açıkçası onu beğendim. Ya yani Freak 4'teki gibi bileğinizi burkma riski bu ayakkabıda çok yok. Çünkü ayakkabıda Freak 4'ü biliyorsunuz ön tarafı yüksekti. Garip bir yapısı vardı. Hiç sevmemiştim zaten ayakkabıyı. Gerçekten ayak bileğinizi burkabiliyordunuz. Bunda en azından öyle bir problem yok. Çünkü ayakkabı yere çok yakın yastıklaması. Yani o yüzden bileğinizi burkamıyorsunuz. Çok yüksek değil yastıklaması. Ya böyle bir instabilite problemi yok. Onu söyleyeyim. O güzel. Tabii ki burada büyük bir bilek desteği yok ama yine de kolay bileğinizi burkmuyorsunuz bu ayakkabıda. Onun dışında ayakkabının bağcıkları gayet iyi. İyi sıktığınızda ayağınızı gayet iyi kavruyor. Yine bir Freak ayakkabısı, yine taraklı ayaklara uygun değil tabii ki. Ayağınız uzun ince ise ayağınızı tam olarak kavruyor ama. Ayağınız taraklıysa da yarım numara büyük alabilirsiniz. Ayağı çok iyi kavrayan ayakkabıları seviyorsanız. Bu ayakkabı aslında Yanis Immortality'nin upgrade edilmiş hali. Birazcık geliştirilmiş hali. Öne bir zoom eklemişler. Öyle diyebiliriz. Ayakkabı hava alıyor. Güzel bir özellik. Ayakkabı gardlar için uygun. Güzel bir özellik. Yani özellikle hızlı gardlar için çok uygun bir ayakkabı. Rahatlık olarak da bence güzel bir ayakkabı. Çünkü çok ağır değilseniz tabii ki. Şunun için iyi. Arka taraftaki yastıklama tamam. Çok yüksek bir teknoloji değil ama bayağı fazla kullanılmış. Yani alan olarak tamamında, topuğun tamamında kullanılmış. O yüzden bir yastıklama hissediyorsunuz. Tabii ki çok kaliteli ve çok yüksek bir yastıklama değil ama bana rahat hissettirdi açıkçası. Günlük hayatta kullanılabilen bir ayakkabı bu arada, onu da söyleyeyim. Bence bu ayakkabı gayet şık duruyor ve günlük hayatta kullanılabilir. Yanis Immortality'leri de ben günlük hayatta kullanıyorum. Dışarıda basketbol oynarken de bu ayakkabı indirimden alırsanız dışarıda kullanabilirsiniz. Ya fiyatını 3200'e 3300 alırsanız ama piyasa çıkış fiyatını alırsanız dışarıda kullanmayın derim. Çok çok uzun ömürlü olmaz. Ya bu ayakkabı nasıl diyeyim, sanki böyle bir ara ayakkabı. Ya Freak serisinde ara geçiş bir dönem, geçiş dönemi çıkan bir ayakkabı. Bence bundan sonraki Freak 6 çok daha farklı olacak. Freak 5 o yüzden son geçiş dönemi ayakkabısı olduğu için pek üstünde düşünmemişler gibi. Pek uğraşmamışlar bu ayakkabıya. Genel olarak ayakkabıyla ilgili görüşlerim bu şekilde. Ha, bu arada ayakkabının yastıklaması çok iyi olmadığı için ve ekstra tabanlığı da çok iyi olmadığı için bu ayakkabı taraklı ayaklara uygun değil. Düşük ayak arkı olan arkadaşlara uygun değil. Onu da söyleyeyim. Ayağınız düz tabansa pek size tavsiye etmem. Bel ağrısı çekiyorsanız tavsiye etmem. Shin splint ağrınız varsa tavsiye etmem. Topuk ağrınız varsa da çok tavsiye etmem. Yastıklama sizi tatmin etmeyebilir. Ama hızlı bir guardsanız, hızlı bir forvetseniz bu ayakkabıyı düşünebilirsiniz. Bir pivotsanız kesinlikle bu ayakkabıya bakmayın. Onu da söyleyeyim. Genel olarak bu şekilde ayakkabıyla ilgili görüşlerim. Çok yüksek puan vermedim. Çünkü hak etmiyor bu ayakkabı. Yine yorumlara yazarsanız yorumlarda sorularınıza cevap veririm. Konuşuruz. Unuttuğum bir şey varsa da listede yer veririm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.